Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız Goncam, iyi misiniz? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için, kabul ettiğiniz Rica için. ederim. Büyük bir zevk. Akşam çok teşekkür ederiz. Yani sonuçta akşam bu saatte bizi eviniz aslında misafir etmiş oluyorsunuz bir yerde. Hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Ben yine böyle klasik bir açılışla başlamak isterim. Biz Tabii. hani Atü Kariyer Merkezi olarak bu söyleşilerimizi her hafta düzenli olarak yapıyoruz. Kariyer, Dikkat Kariyer Yolu var başlığı altında. Her hafta çarşamba akşamları 2021'e vurgu yapmak anlamında da 2021'de başlamaya çalışıyoruz. Bu haftaki konuğumuz da sizsiniz. Evet. Ben öğrencilerime öncelikle şeyi tekrar hatırlatmak isterim. Bizim Instagram sayfamızı takip etmeyeniz varsa lütfen takip alın. Ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile sürekli dirsek temasında çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kurduğu yetenek kapısı, kariyer kapısı platformları mevcut. Buralara üye olmayan hala öğrencilerimiz var ise lütfen oralara bir an evvel üye olsunlar. Çünkü oralar çok ciddi fırsatlar, iş fırsatları, staj fırsatları ve bizim bu yaptığımız oturumlar gibi diğer üniversitelerin de yaptıkları etkinliklerden haberdar olabiliyorlar. O anlamda öğrencilerimize çok faydalı bir platform olduğunu düşünüyoruz. Onun için mümkün olduğunca oradaki üye sayımızı arttırmaya çaba sarf ediyoruz. Ben çok fazla şey yapmayayım, rol çalmayayım sizden Goncam. Çok Beni rica her ederim. hafta görüyorlar zaten çünkü aşağı yukarı. Estağfurullah. Biz sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Neler yapıyorsunuz? Tabii, Kimsiniz? evet, ben Aralık doğumluyum. Oradan başlayayım. Beş kardeşiz biz. Dört kız bir erkek. En küçük kız benim. Kalabalık bir ailede büyüdüm. Evliyim. İki tane çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım Maşallah. var. Evet. Biri 16 yaşında, diğeri 11 yaşında. Ford Otosan'da başladım iş hayatına. Ama şöyle diyebilirim esasında. İlk işim 14 yaşındaydı. 14 yaşında babamın bir hevesle açtığı bir restoranda bayağı garson olarak bir yazı çalışarak başladım. Güzel bir tecrübe Dolayısıyla olmuştur eminim. çok güzeldi, evet. Marmaris'te insanlar denize girerken ben garsonluk yapıyordum. Ama çok şey öğrendim oradan itibaren. İşte çalışmak her zaman hayatımda oldu, öyle söyleyeyim. 16 yaşında, 17 yaşındayken mahalle bakkalının şeyini taşırdım. Getir götürünü yapardım ama annem öğrenince kızdı, bırakmak zorunda kaldım. Hep böyle bir girişimci ruhum vardı ama günün sonunda üniversiteyi okurken hala Ford Otosan'a stajyer olarak girdim. Biraz bu hikayem, kesişme hikayem biraz böyle şeydir, tesadüfidir açık söylemek gerekirse. 27. yılımdayım şu anda Ford Oo, maşallah. Otosan'da. Maşallah. Bu özellikle bu Y kuşağı ve sonrasında sanırım pek olmayan bir istikrar durumu. Yani yanlış bilmiyorsam tabii sahayı siz daha iyi bilirsiniz ama turnover'lar sanırım çok yüksek. Ben Ya iş kuşak, değiştirmeler. doğru, yani kuşak konusu beni biraz tedirgin ediyor açık söylemek gerekirse. Ben insanları tanımaya daha çok odaklanmaya gayret ediyorum. Ama tabii ki bir karakteristiği olduğu doğru. Bence şeyin, yüzyılın veya yaşadıkları dönemin ihtiyacına uygun hareket Gerekliliği ediyor de onlar değil mi insanlar. bazen? Evet. Doğru. Artıları da var, eksileri de var böyle bir şeyin. Bizim zamanımızda bu bir istikrar göstergesiydi. Dolayısıyla iyi bir şeydi, ne İntiba diyeyim, bırakıyordu. intiba bırakıyordu. Ama şimdi öyle değil. Bence önemli olan zaten hani yaptığın işle ilgili senin ne hissettiğin, ne düşündüğün. O yüzden ben 27. yılımda hala aynı heyecan ve mutlulukla çalışmaya Süper. devam edebiliyorum. Dolayısıyla bence aranması gereken şey o. Aynen öyle. Aslında İstikrar bence de o. oradaki böyle anahtar kelime oydu sanırım. 27. Evet. yılında bile belki ilk günkü Evet. heyecanı hala hissedebilmek. O Evet. gerçekten çok güzel bir şey. Peki eğitim hayatınızdan Tabii. bahsetsek hani neler Ben söylersiniz? şöyle söyleyeyim. O da değişik bir hikaye esasında. Yani anlattıklarım değişik görüyor. Tabii bana çok değişik gelmiyor ama. Şöyle, ben liseden itibaren hep edebiyata daha meyilli oldum. O yüzden de önce bir avukat olmak istedim ama babam avukattı ve önüme rest çekti. Dedi ki avukat olamazsın. O zaman gençler çok kendilerinde değillerdi. Bizimkiler kadar kendi isteklerini çok iyi bilen bir nesil değildik biz, açık söylemek gerekirse. Kendinin farkında olmak önemli o noktada. Kabul ettim. Ve ikinci en çok istediğim şey, edebiyat fakültesine girdim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ki Türkiye'nin en zor edebiyat fakültesidir herhalde, öyle söyleyeyim. Çok iyi hocalarım vardı. Profesörlerimiz çok iyiydi ve ben akademik bir kariyer yapmak istedim.
Gerçekten de evet, gerçekten de en geç asistanlardan biri oldum İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde. Çalıştınız yani. Yani şeyde okurken hani böyle işleri yaparsınız öğretmenlerle. Böyle resmi değil ama gayri resmi, evet, hafif yarı asistanlık yapıyordum. Sonra üniversitenin 3. senesinde bir bilgisayar kursuna yazıldım. Bilgisayar kursu dedi ki staj yapacaksın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir şeyiydi. Ne diyeyim, hani kursuydu. Ve Fort Otosan'da bir arkadaşım çalışmaya başlamıştı. Dediler ki bir tane şey arıyorlar. Evet, daha oradan başladım. Oradan da girdim. Öğretmenim bana çok kızdı ama Allah rahmet eylesin, Kemal Yavuz, inanamadı. Dedi ki ben, dedi, bir kız asistan alıyorum ve bu kız asistan gidiyor falan şeklinde. Ama hiç pişmanlık duymadım, öyle diyeyim. Biraz zorluydu. Bir işletme master'ı yaptım onun üzerine. O günden beri de zaten öğrenmeyi çok seven bir insanım. İlgim çok yüksektir. Özellikle sosyal içerikli konulara, psikolojiye, felsefeye, edebiyata olan ilgim hala zaten devam ediyor. Okumayı çok seviyorsunuzdur zaten. Aynen, aynen. Evet, hayatımın büyük bir kısmı kitaplarla geçiyor, öyle diyeyim. Harika. Dinleyerek, gözle okuyarak. Artık evet, her güncel türlü okumalar dinlemeye de geçti artık, evet, yavaş yavaş. Arabada ben ayda herhalde yaklaşık 5-6 kitap bitiriyorum. İstanbul trafiği sağ olsun. Aa, süper. Öyle. O da bir fayda sağlıyor. Şeyi, dezavantajı avantaja çevirmek aslında, evet, o da bir kriz yönetimi. Aynen. Otosan'daki tecrübem de şöyle, ben önce satış sonrası hizmetlerde başladım, müşteri hizmetlerinde. Stajyerlikten sonra tabii ki. Oradan bir 2-3 sene sonrasında pazarlamaya geçiş yaptım. Önce halkla ilişkiler konusunda çalıştım. Sonra reklam. Sonra ikisi birden. Sonra pazarlama iletişimi. Pazarlama iletişiminden sonra kurumsal iletişim. Kurumsal iletişim yaparken sosyal medya, iç iletişim, etkinlikler, yani operasyon, organizasyon, etkinliklerin yönetimi ve en son görevim de geçen Haziran'da 2020 Haziran'da, ki zaman çok hızlı geçiyor. Gerçekten şirketimizin yeni kurulan bir biriminin yöneticiliğine getirildim. O da müşteri deneyimi müdürlüğü. Evet, 2020 yılından beri, Haziran 2020'den beri de o görevi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Evet. Süper. O konuya bence ayrıca bir konu başlaşmamız lazım. Çünkü muhtemelen çok insanın bilmediği bir olabilir. Şey olabilir, hani departman, evet, anlamında. Nispeten yeni. Evet, biterim. Aynen, görece bir tık daha, evet, daha yeni. Yine sizden biraz daha devam etmek istiyorum açıkçası. Yüksek lisansınızı nerede yaptınız? Ben o dönemde Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirdim. Aslında üniversiteden ziyade şeyi bana çok merak uyandırır. Hani iş hayatına girdikten kaç yıl sonrasında yüksek lisansı yapmaya karar verdiniz ve yaptınız? Evet, bir süre sonra esasında, evet, sanırım 5. yılımda. Evet, yani 1999'da yapmaya başladım. Dolayısıyla 94'te girdiğimi düşünürseniz Fort Otosan, evet, 5-6. yılı arasında. Aslında yapmışım. Aslında benim şahsi fikrim bu tabii ki. Hani optimum bir şey tabii, o şartlara göre değişkenlik gösterebilir ama benim şahsi fikrim de öğrenciler aslında ilk başta çalışmaya başlayıp özellikle akademik kariyer yapmak istemeyenler, hani özel sektör için düşünenler, hani özel sektörü kendisini bir görüp hangi departmanda nerede kariyerine devam edebileceğini öngörüp ya da nerede başarılı olacağını hissettikten sonrasında o alanda yüksek lisans yapmak bence çok daha verimli. Ve anladığım kadarıyla sizinki o şekilde ilerlemiş. Yani en başta bir kendinizi, evet, görmüşsünüz orada ve sonrasında o alanda yüksek lisansa geçmişsiniz. Bence bu çok daha verimli. Çünkü lisansı bitirir bitirmez tezsiz anlamda söylüyorum, yüksek lisansa başlayıp sonuçta belki o alanda çalışmayabiliyorlar öğrenciler. Bu sefer de otomatikman aslında o yüksek lisans amacına hizmet etmiyor gibi oluyor. Hani o anlamda bence sizinki ideal olmuş diyebiliriz diye düşünüyorum. Yani gene ideal tanım biraz benim için iddialı, öyle şeyleri çok şey yapmam. Ama söylediğiniz çok doğru. Çünkü çok farklı konularda, hele şimdi şu an mesela, daha da evet. Ben psikoloji üzerine yapmak isterdim mesela. Çünkü kendi işimde, evet, yani hala yapabilirim. Psikoloji sadece ikinci öğrenimde olmuyormuş. Onu duyunca biraz üzüldüm. Evet, üniversiteye gitmek istiyordum. Ama ikinci öğrenim olmuyormuş. Şimdi sosyolojiye bir bakıyorum. Ama psikoloji benim için her zaman en ilgi duyduğum alanlardan biri oldu. Mesela bir
5-6 sene sonra yapsaydım belki psikoloji yapabilirdim o zaman. Hadi yapabilecek durumdaysa tabii ki ben yüksek belki lisans olarak. Yapılabiliyor bazı yerlerde aynen. Şeyi sorsam peki, hani bugünkü Gonca Hanım'ı üniversite öğrencisi yapsak ne yapardı 4 yılında? Şimdi şey dermişim çocuklara, sırt çantamı alıp gezmeye giderdim. Dünya turu. Yok. Yok. Ama bence bu da bir çıktı. Yani hani, Evet. Hani illa böyle ders çalışırdım falan değil de hani bence Evet. bunlar da bir Yani veri. okumanın bence üniversite hayatı okul döneminin en verimli zamanı. Ondan sonra da zaten bir insanın en verimli zamanına geçiş yapıyor. Dolayısıyla ben özellikle istediği bir yerden mezun olduysa ve sevdiği bir iş konusunda bir eğitim aldıysa o akademik bilgileri pratikle birazcık uyumlamak için kendime bir zaman vermesini isterdim. Yani mutlaka eğer bir şirkette veya bir iş yapacaksa bunu hemen taze fikirleri varken, bilgileri tazeyken bunları pratikle birazcık yoğurmasını ve belirli bir yere getirmesini, sonra esasında karar vermesini ben tavsiye ederdim. Ben ne yapardım? Edebiyat okumazdım, öyle söyleyeyim. Çünkü benim edebiyata girdiğim dönemlerde biraz beklentiyle okulun ne diyeyim verdiği formasyon biraz Uyuşmuyor. daha farklıydı. Evet, farklıydı. Edebiyat okumazdım. Ben mutlaka şimdi mühendislik diyeceğim hiç ruhuma uymayacak ama mühendislere bir ayrı bir hayranlığım var, mühendis olan insanlara. Çünkü şeyi yaratıcılıkları bir konuya bakarken orada gördükleri çözümü görme kabiliyetleri çok hoşuma gidiyor. Yani belki de 20 küsur yıldır onlarla birlikte çalıştığım içindir. O analitik bakış açıları bana çok fazla şey kazandırdı. Ve mutlaka yalnız mühendislikle birlikte mutlaka sosyal bilimlere ait bir şey de yapardım. Double Değil mi? major yapardım yani. Bu Süper. bir fırsat getirirdi. Ve eminim benim için böyle bir 3-4 sene kazandırırdı kariyerimde. Çünkü edebiyat mezunu olmanın bir şirketinde, bir sanayi şirketinde bir edebiyat mezunu olarak yükselmeye çalışmanın çeşitli zorluklarını yaşadım tabii ki. Yaşamışsınızdır illaki, evet. Elbette, elbette. Kolay Ama olmadı yani. tabii ki. Peki buradan aslında şeye bağlasak olayı. Yani kolay olmadı falan dediniz ya. İllaki kriz anları yaşamışsınızdır. Yani zorda kaldığınız Tabii. anlar, böyle bir depresif anlar böyle falan falan. Bunlarla nasıl baş edersiniz? Hani öğrencilere tavsiyeniz neler olur? Çünkü illaki onlar da yaşıyorlar ya da iş hayatında belki daha farklı kalemler üzerinden yaşayacaklar. Doğru. Sizin problem çözümünüz nasıl olur o tarz durumlarda? Yani şimdi ben bir kere bu işlerde karakteri çok ön planda tutarım. Ben pozitif bir insanım. Yani Süper. hayata pozitif bakmayı öğrenmiş bir insanım. Yani böyle hani güllük gülistanlık bir hayat yaşadığım için değil bu. Küçüklükten itibaren söylediğiniz kriz anlarını bolca yaşadım. Yaşadınız. Kendi özel hayat hikayemde de şirket veya işte profesyonel hayatımda da. Fakat neyin faydasını gördün derseniz pozitifliğin her zaman faydasını gördüm. Bir de şöyle bir benim mottom var. Bunu çok uzun zaman önce kendime bir şey olarak edindim. Benim için en önemli şey kendini bilmek. Ne yapıyorsam kendimden kaynaklı yapıyorum. Yani Değil mi? kendimle ilgili, bütün derdim kendimle ilgili. Ama bu şey gibi değil, yani bir narsizm gibi değil. Şöyle Doğru. anlatmak lazım. Bir konuyla, bir olayla karşılaştığım zaman bunun çözümünü de, sebebini de kendi içimde arıyorum. Yani kendime Süper. dönüyorum ve diyorum ki sen bu durumda ne yapmalısın, niye buradasın? Ve geriye dönüp keşke cümleleri çok fazla kurmuyorum. Yapmaya çalıştığım şey şu: etki alanım neresi? Etki alanım burası. Benim bu konularla ilgili yapabileceğim ne var? Bunlar var. Bunları yapmak için önümde ne fırsat var, ne engel var? Bu engelleri nasıl kaldırabilirim? Bu fırsatları nasıl yaratabilirim? Bu şekilde düşünerek esasında parça Süper. parça. Ve çok önemli bir şey daha var. Benim hala zorlandığım ama her zaman yapmak için aklımda tutan anı değerlendirmek.
Yani konuyu Değil mi? o an içerisinde değerlendirmek. Hmm. Çünkü zihnimiz bizi çok yanıltıyor. Yani hafıza çok yanıltıcı bir şey. İnsan hafızasına çok güvenmemeli. İşine geldiği gibi hatırlıyor bazı şeyleri. Dolayısıyla o anda ne hissettiriyorsa, o an size ne söylüyorsa, o ana ilişkin bir aksiyon, bir karar, bir yön insan kendine vermeli. Benim için hani en samimi şekilde paylaşabileceğim şey bu olur. Süper. Bu öğüt bu olur. Hani belki mühendislik okumamışsınız Gonca Hanım, ama bence şu sorun çözme prosesiniz bence bir mühendis bakış açısı. Çok şey Hani o öğrendim. andan bence Çok şey okumamış öğrettiler olsanız bana. bile bence evet, aynen o vizyonu almışsınız yani. Sağ olun, sağ olun. Gayet güzel, başarılı. Yani özellikle o dediğiniz gibi, yani insanın önce kendisini keşfedip kendisinin neler yapabileceğini görmesi. Özellikle hani kendi kontrol alanı neler? Hani neleri kendi, hangi değişkenler kendi kontrolünde, hangileri değil? Yani bunları aslında biraz karar verip ona göre o kriz anı çözmek gerçekten de doğru İnsana bir yöntem. Bu dünyadaki en değerli şey nedir diye sorarsanız zaman derim. Kesinlikle. Dolayısıyla bu söylediğiniz, tarif etmeye çalıştığımız şeyi yapmak bize Hı-hı. zaman kazandırıyor. Değil Yani mi aslında? birinin birine armağan edebileceği en büyük şey bu. Dolayısıyla o zamanı kendilerine armağan etmelerini isterim. Enerjinizi başkalarının yaptığı şeyler üzerine harcamak doğru değil. Kendinizle ilgili konsantrasyonunuzu korumaya çalışmak lazım. Çalışmak. Çok kolay değil ama Tabii. antrenman. Bol Değil mi? bol Evet, bol yaparak bol antrenman. öğreniyorsunuz. Evet. O kasları da güçlendirmek lazım beyindeki. Aynen. 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 Bu arada ben arada yana dönüyorum. Bilgisayardaki sorulara bakıyorum bir Küçük yandan. küçük Ondan problem dolayı değil. kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar, sorularınız varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Bunları en son söyleşimiz tamamlandıktan sonrasında Gonca Hanım'a ileteceğim. Biraz şeye doğru geçelim mi yavaş yavaş isterseniz, Ford'a doğru. Hani Tabii. Ford Türkiye'den bahsedeyim ya da Ford dünyadan mı, ya da dünyadan Türkiye'ye mi inelim? Bir Ford'la Nasıl ilgili biraz isterseniz. Ford'la ilgili biraz bilgi verebilirseniz aslında seviniriz. Hani Ford'da işler nasıl gidiyor? Yani şöyle söyleyeyim. Ford Otosan Türkiye'nin otomotiv lokomotifi diyebilirim. Yani otomotivin tarihine bakarsanız Türkiye'de hep Ford Otosan'ı görürsünüz. Dolayısıyla işte 60 yaşını doldurmuş bir şirket, 62. yaşını yaşıyor şu anda ve hep öncü olmuş. Şu anda da Türkiye'nin kurulu kapasitesi en yüksek ticari araç üretim merkezi. Burada ihracat yapıyoruz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam %80'inden fazlasını yurt dışına gönderiyoruz. Bütün dünyaya gönderiyoruz. Sadece Avrupa değil, yani farklı farklı Afrika, Afrika'ya da gidiyordur, evet. her yere gidiyor. Evet, yani oldukça geniş bir ağımız var. Ticari araç üretiyoruz. Sadece Türkiye'de sattığımız binek ürünlerin hepsi yurt dışından geliyor. Kurye, custom transit ve Ford Trucks üretiyoruz. Kendi motorumuzu üretiyoruz. Kendi şanzımanımızı üretiyoruz. Şöyle söyleyeyim, Parts. Türk... Sadece Pardon. montaj değil yani aslında. Hayır hayır değil. Zaten onu Devir üretim. söyleyecektim. Şöyle söyleyeyim size. Beyaz bir kağıt alın. O beyaz kağıda bir ürün çizin. Onu sıfırdan hattın sonuna getirebilecek tek şirket Ford Otosan. Süper. Otomotiv dünyasında. Yani biz kendi tasarladığımız her türlü ürünü üretmeye kabiliyetine sahip bir şirketiz. Süper. Türkiye'nin ihracat şampiyonuyuz. Türkiye'nin en büyük sanayi şirketiyiz. Tüpraş'ı çok saymıyoruz ama hadi Tüpraş'tan sonra ikinci diyelim. Sektör farkı var diyelim, enerji Sektör sektörü. farkı var diyelim. Aynen. Evet, onlar biraz şeyler, hani bizim kadar üretim ağırlıklı bir şirket değiller. Evet. Dolayısıyla ben gönül rahatlığıyla ve büyük bir gururla Türkiye'nin en büyük şirketiyiz diyebiliyoruz. 12.500'den fazla insan çalışıyor. Türkiye Evet. özelinde değil mi? Tabii, Türkiye'den. Şu anda Türkiye'den bahsediyorum. Süper. 12.500 en son bildiğim kadarıyla çalışan sayımız var. 3 lokasyonumuz var. Bunlardan işte Gölcük tarafında, Kocaeli'nde en büyük fabrika yatırımımız orada. Eskişehir'de şey var, kamyon fabrikamız ve motor ve aktarma organları fabrikamız var. Sancaktepe'de de yedek parça merkezimiz ve eğitim birimimiz var. Ve ARGE merkezimiz var. Türkiye'nin en büyük ARGE merkezi. 1500'den fazla mühendis üretmek için canla başla Çalışıyor. çalışıyorlar, öyle söyleyeyim.
Harika. Gelecek teknolojileri üretiyoruz. Otonom kamyon yaptık. Süper. Evet, deneme aşamalarında. Bu bunun tüm çok Ar-Ge'si değerli Türkiye'de şey. Oldu o zaman değil mi? Tabii ki ortaklaşa çalıştığımız firmalar var ama tabii ki yani outsource bizim projelerimiz evet yani AVL diye bir firma var otonom teknolojileriyle Türkiye ofisiyle çalışıyoruz. Ben şahsi olarak söyleyeyim, ben arabaların hastasıyımdır. Hani araba 3 yaşından beri böyle bir direksiyonla olmayan falan evimizde erkek gezerdim zor. Yani. Aynen. Ama belki farklı şeyim, ben kamyonlara çok da şeyim aslında ilgiliyim ve Ford Truckstar gerçekten hani YouTube'da belki Evet. onlarca videosunu izlemişimdir. Evet. Çok tasarım anlamda çok güzel. Yani teknik anlamda da Evet. zaten başarılı sektöründe, alanında. Hani o anlamda bunların da Türkiye'de Ar-Ge'sinin yapılıyor ve üretiliyor olması da bence ayrı bir gurur Size vesilesi diyelim. şöyle bir bilgi vereyim. Ford Trucks'ın F-Max'in son Evet, çıkardığı F-Max. çekici sıfırdan tasarlanmış ve Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış. Motoru Süper. da dahil olmak üzere. Bir ürün Ford Süper. camiasındaki en büyük logo onun göğsünde. Dolayısıyla bizim için çok çok ayrı bir gurur kaynağı ve onun üretim hikayesi de gerçekten başka bir tarih öyle Evet. söyleyeyim. Yani dedim Çünkü ya otomotiv tarihi diye o da ayrı bir mihenk o apayrı bir taşımış. durum. Tabii. Aslında Evet. kamyonlarda çok daha detaylı bir teknoloji ve detaylı mühendislik çalışmaları Elbette. var. Otomobile kıyasla Elbette. aslına bakacak olursak. Peki bu mühendis, hani 12 bin çalışandan bahsetmiştik. Bunun şöyle bilgi var mı size? Tabii bilemiyorum, insan kaynakları değilsiniz ama hani mühendis olan kaç kişi var? İşte beyaz yaka kaç kişi var Şöyle falan gibi söyleyeyim, bizim sorsam. tabii yani çok siz böyle spesifik rakamlar veremeyebilirim ama şöyle söyleyeyim, Genel. %90'dan fazlamız mühendis. Oo. Bu çok doğal esasında çünkü yani mühendislikle işimizi yapan, o Tabii. yetkinliklere sahip insanlarla çalışan bir firmayız. Ama yani şöyle söyleyeyim, bu da çok değişiyor. Yani bizim bundan 10 sene, 15 sene önce daha çok ağırlıklı makine mühendisiyken şimdi elektrik, elektronik mühendisleri, Belki bilgisayar yazılıma. mühendisleri. Tabii çünkü her şey yazılıma dönüyor. Değil mi? Tabii Otonom süreç vesaire. mekanik bir süre devam edecek elbette yani. İlla ki. Makine mühendisleri her zaman bazı var ama biz mühendislerimizin yetkinliklerinin geniş olmasını istiyoruz. Zaten öyle de bir yapımız var. Veri çok önemli dediğiniz gibi yazılım mühendisleri havada kapılıyor. Öyle söyleyeyim. Süper. O doğru bir yetkinlik geliştirmek Bu için. bahsettiğin şeyler bizler için çok önemli çünkü bizim teknik bir üniversiteyiz aslında. Hani sosyal Evet, bilimlerimiz biliyorum. tabii ki var, hani işletme vesaire, ama öğrencilerimizin daha büyük bir oranı mühendislik fakültesinde. O Doğrudur. anlamda bu söylediğiniz doneler Evet. aslında öğrencilerimiz için kıymetli. Yani önemli bir aslında iş fırsatı da beraberinde getiriyordur diye düşünüyorum. Aynen öyle, yazılım çok önemli bir şey. Artık her şey elektronik hale geldi. Değil Bütün mi? teknolojiler de öyle. Yeni yapılacak olanlar da öyle. Dolayısıyla mühendislik altyapısı, onun üzerine koyulmuş bir elektrik, elektronik bir veri mesela analitiği, data mining dediğiniz şeyler. Yani bunlar esasında hani illaki bir mühendislik altyapısı gerektirmeyebilir ama bence özellikle otomotiv sanayinde çalışmak isteyen insanlar için bu önemli bir yetkinlik setine Tabii. işaret ediyor. Değil mi? Öyle Süper. diyebiliriz. Harika. Peki buradan şeye doğru kaysam. Şimdi Ford dünyanın işte en büyük firmalarından bir tanesi, Türkiye'de işte bahsettiğiniz birinci sırada, Tupra Evet. saymazsak. Peki hani çalışan bakışta, şimdi bizim müşteri deneyimi olarak siz çalışıyorsunuz ama müşterileri bilmiyorum tabii, sizde böyle bir yapılanma var mı, ama literatürden iç müşteriler, dış müşteriler falan diye ikiye ayrılır. İşte iç müşteriler kendi çalışanlarıdır. Dış müşteriler işte belli bir bedel karşılığında ürünü yazma satın alan kişilerdir vesaire. Biraz akademik cümleler oldu ama iç müşteri bazında, yani çalışanlarınız bazında Ford'un sunduğu imkanlar nedir? Yani şöyle sorayım, hani çok kalifiye bir mühendis neden Volvo Trucks'ta değil de Ford Trucks'ta çalışsın mesela? Ya da hani hep bu tersten bir soru oldu, farkındayım. Genelde işverenler çalışanı seçer ama bence bu da önemli. Tabii Çünkü ki. kalifiye ve gerçekten işi bilen insanları da bünyenize çekebilmek ya da tutabilmek, Aynen. onlar için bir cazibe merkezi olması da bence şirketimin uzun vadede
devamlılığı anlamında da önemli. Hani bu anlamda Ford'un farklılıkları var mıdır, farklı uygulamaları? Yani ben şöyle söyleyebilirim esasında, elbette var. Yani bizim fırsatlar, yani sağladığımız fırsatlar, hani demin söylemiştim, sektörün gelişmesinde en önemli rol oynayan firma bunu insan kaynağı anlamında da yapıyor. Yani biz okul gibiyiz esasında. Bu ne kadar güzel bir şey onu bilemiyorum ama biz Yok, bence güzel. Okul gibi çalışan bir firma. Çok şey öğrenebiliyorsunuz. Niye? Çünkü gerçekten mühendislik işi yaptırıyoruz. Yani şu anlamda söylüyorum. Elbette bütün otomotivde çalışan şirketler yapıyor ama bizim dediğim gibi hani o beyaz sayfayı alıp bir şeyi üretme, bir şeyi yaratma, bir sorunları gerçek mühendislik yaparak derler. Böyle bir tanım vardır. Gerçek mühendislik yaparak hayata geçirme şansını esasında biz Değil mi? insanlara Sağlamış veriyoruz. oluyorsunuz. Onun dışında fırsatları çok yüksek. Yani biz global bir şirketiz. Sadece bir distribütörlük değil bizim Ford'la aramızdaki bir anlaşma, ortaklık var. Joint venture olarak eşit ortaklıkla yönetilen bir şirket. Dolayısıyla yurt dışı iş fırsatları, bu yurt dışında çalışma sağlayan çeşitli iş olanakları sağlanabiliyor. Şey var, Süper. mesela Ford Trucks yapımız, Ford Trucks ürünlerinin Ford adına üretilmesi, satılması, bütün distribütörlük ağının kurulmasının görevi bizim şirketimizde. Ford Trucks Süper. biriminde. Bu bize şöyle bir kapı aralıyor. Hem üretim anlamında bütün A'dan Z'ye her şeyi yapabilme Yapabiliyorsunuz. kabiliyeti, hem de pazarlama, satış, satış sonrası hizmetlerinde global bir ağ kurgulaması ve Değil yurt mi? dışı faaliyetleri. Bu fırsatları çok olan bir şirket. Kapalı Süper. bir şirket değil, açık bir şirket. Ve kendi çalışanına da çok değer veren bir şirket. Bizim için her şeyin ortasında çalışanımız var. Tasandır. Bu Süper. hani sadece sözde olan bir şey de değil, yaşadığımız bir şey. Şu anda bir dönüşüm yolculuğu içerisindeyiz. Çelik çalışmaya dönmeye çalışıyoruz. Bu özellikle hani demin söyledik kuşakların, kuşaklara, o genç arkadaşlarımızı çalışma esnekliği anlamında gerçekten büyük bir dönüşüm yapmaya gayret ediyoruz ki sizin demin Süper. söylediğiniz o zeki, o parlak zekaları, o parlak arkadaşlarımızı kaybetmeyelim. Yurt dışındaki bütün fırsatların esasında burada olduğunu da gösterelim. Gösterelim. Bir şey daha söyleyeceğim. Çok Tabii konuştum ki. biliyorum ama Estağfurullah. Onun için buradayız. Sizi dinlemek için. ne güzel, en sevdiğim. Mesela gelecek teknolojileri, bu çok çok değerli bir şey. Türkiye'de mühendislik yapmak isteyen, teknik anlamda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız için. Çünkü bir grup insan, tabii ki herkes değil, ama bir grup insan geleceğe yönelik teknolojileri geliştirmek için çaba sarf edebiliyor. Yani otonom şu anda bütün dünyada çalışılan bir şey. Bağlantılı araçlar, bu nesnelerin interneti konusuyla bağlantılı araçların mobilite, yani ulaşılabilirlik çözümleriyle ilgili sadece otomotiv değil. Çünkü sektör değişiyor, dönüşüyor. Biz de onun öncü dönüşümünü yapıyoruz Türkiye'de. Bu çok çok değerli bir şey ve bu dönüşümün içinde, o dönüşümün rol modellerinden biri olabilme fırsatı gerçekten büyük bir kazanım. Öyle Süper. söylemem lazım. Doğru. Aslında bir sorum daha vardı ama onu cevaplamış gibi olmuş. Belki eklemek istersiniz başka şeylerde. Hani Ford'un geleceğine baktığınızda sizi heyecanlandıran, hani dediniz ya 27. yılım ve hala heyecanlıyım. Evet, hani belki onu biraz daha somut projelerle falan Şöyle, bilemiyorum hani. çok çok fazla projeler var ama bizim şu anda, şimdi deneyim ekonomisi konusu biraz benim de konum. Şimdi sanayi ekonomisi yavaş yavaş yerini deneyim ekonomisine bırakıyor. Yani tabii ki hala üretimin, her zaman olduğu gibi üretimin çok ağırlıklı bir tarafı var ekonomide ama çıktının değerlenmesi değişiyor. Yani çıktı artık farklı değerleniyor müşterinin gözünde. Şimdi buradan hareket ederseniz bir dönüşme ihtiyacı var ve biz otomotiv sektöründe bu dönüşüm ihtiyacını çok ağır hissediyoruz. İşte herkesin dilinde bir Tesla
markası var biliyorsunuz. Ama Tesla esasında bir otomotiv şirketi değil. Tesla bir teknoloji şirketi veya hani haklarını yemeyeyim hem teknoloji hem otomotiv şirketi ama esasında çok da farklı başka bir şirket. Yani Tesla çok farklı bir vizyonla ortaya çıkmış bir şirket ve dönüşümü de onlar esasında tetikledi. Gelecekte Ford Otosan sadece bir ürün üreten bir şirket olmayacak. Şu anda da değil ama bunun şeyi değişecek. Biz üretmeye, sanayi yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ama artık elektrikli araçlar üretmeye başlayacağız. Sadece bir ürünle müşterilerimizin karşısına çıkmayacağız. Ulaşım çözümleri sunacağız. Mobilite çözümleri sunuyor olacağız. Teknoloji üreteceğiz. Teknoloji yaratacağız. Teknoloji üreteceğiz. Bağlantılı araçlar teknolojisini geliştiriyor. Ford da buna çok büyük yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla buradaki yani tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla fırsat var. Evet, bu dönüşümü doğru şekilde yapabilmek için en doğru andayız. Çünkü çok güçlüyüz. Yani altyapımız çok kuvvetli, çalışanlarımızın gerçekten yetkinlik seviyeleri çok yüksek ve bizim de bir vizyonumuz var. Dolayısıyla o vizyona ilişkin gerçekten gelecek teknolojilerini yaratma, üretme, hizmetlerini verme, bütünleştirme bunların hepsi bizim gündemimizde olan maddeler ve gerçekten benim profesyonel hayatta son 10 yıla girdim öyle söyleyeyim. Yani devamı da olabilir aslında. Ya tabii tabii ama sizin hani profesyonel tabii. Anlamda hani 60 yaşından sonra artık emekli pozisyonuna geçiyorsunuz Koç Holding'de. Ama dediğiniz doğru, ben çalışmaya devam edeceğimi düşünüyorum zaten ama farklı boyutlarda. Bu 10 sene içerisinde ben eminim ki bu geride bıraktığım 20 küsur seneden çok daha fazla ilerlediğini göreceğim Ford Otosan'ın ve teknolojinin. Dolayısıyla o beni esas heyecanlandırıyor, öyle söyleyeyim. Ya aslında o grafik artarak artacak gibi. Yani sürekli artıyor ama ekspansiyonel artıyor tabii. Evet, aynen. Daha da hızlanacak yani. Muhtemelen tabii. O süreçler. Tabii. Ben aslında siz pazarlamayla da ilgilisiniz aslında. Hani o anlamda biraz daha pazarlama araştırmasına falan doğru biraz kaymak istiyorum. Hı-hı. Yani hani tasarımlar, Ar-Ge'ler, işte o otomobillerin işte gerekli donanımların oluşturulması vesaire hı-hı. anlamında biraz belki şeye doğru da bir büyük resmi görmek anlamında Ford'un nerelerden ne noktaya geldiğini, hani Henry Ford'un ilk fabrikasını kurduğu dönemlerde hani Ford'un T1 modeli vardır muhtemelen siz de biliyorsunuz. Hani o dönemlerde işte sürekli siyah renkte ve tek tipte motor araç üretiliyor ve evet. Aldıkları pazardan aldıkları feedbackler sonucunda başka renkli araçlar da istiyor hedef kitle ama Henry Ford'un dediği istedikleri renk siyahsa benim için fark etmez diyor. Yani çok net bir şekilde ben bunu üretiyorum canınız isterse kaba tabirle diyor. Ve o dönemden bugüne geldiğimizde çok daha keskin bir yapı var. Yani daha ortada hani Henry Ford'un o dönemde ortada bir araba var ve var olan arabaya bir feedback yapılıyor ve bunu bile reddedebilecek bir güce sahip üreticiler. Hani arzın çok daha aslında talepten az olduğu dönemler. Hı-hı. Ama günümüze geldiğimizde tam tersi, daha ortada araba bile yokken aslında müşterilere gidip hani bizden nasıl bir araba beklersiniz noktasına gelip bir pazar araştırması yapıp hedef kitlenin işte ihtiyaçları, istekleri nelerdir bunları biraz daha kurgulayıp deşifre edip ona göre bir tasarım süreci işleniyor. Sizde bu süreç nasıl işliyor? Ne tür bir pazar araştırması ya da tüketicilerden temasınız nasıl oluyor? Tasarımlar konusunda ya da işte motor, ekipman vesaire. Şöyle açıklamaya çalışayım. Henry Ford döneminde MTA ekonomisi varmış. Aynen, araca. Üretim süreyi. Aynen, tabii o zamanlar. Araca, ürüne sahip. Yeter ki ortaya bir ürün çıkabilsin yani. Ne, yeter ki satayım. Ne üretirsem üretim satarım mantığı o dönem çok. Ama Henry Ford'un otomotiv dünyasına kazandırdığı en önemli şey seri üretim. Yani Division of Labor aslında o en temeli tabii orası ki, aslında. Tabii ki iş yani işçi kavramını o seviyenin o kategorinin yaratılması anlamında çok kesinlikle. Büyük bir faydası var. Ama ben şu açıdan söylemek istiyorum. Esasında Ford'un en önemli özelliği bu teknolojileri demokratikleştirmiş olması. Yani seri üretime nasıl? Geçmesinin benim yani literatürde de biz bunu böyle söylüyoruz. Ucuzlatarak onu demokratik hale getirmiş. Yani herkesin esasında ulaşılabilir hale getirmiş.
Bu işlerin başlangıcı. Şimdi geldiğimiz noktada evet tam söylediğiniz gibi tabii hani Ford markasının Türkiye'deki operasyonu olarak bakarsanız biz özellikle binek araçlarda yurt dışından getiriyoruz. Ticari araçlarda da tabii ki üretici firma konumundayız. Üretici ve satıcı firma konumundayız. Ürün geliştirmede bizim ürün geliştirme departmanımız pek çok komponentini tasarlıyor ve üretiyor ama hani ürünün yaratılmasında daha çok Ford tarafı bu bahsettiğiniz şeyi global anlamda yapıyor. Fakat ben Ford Trucks'tan örnek verebilirim size. Tabii. Çünkü F-Max'te üretim şeyi esasında stratejisi, yaratım stratejisi tam da sizin söylediğiniz gibi oldu. Hatta o tabii ki uluslararası bir ürün olarak global bir proje, F-Max projesi. O süreç tam sizin anlattığınız gibi farklı ülkelerde, farklı müşteri kitlelerinde ve hedef kitleye tabii ki yönelik olarak bir çekici üretimi, bir çekici F-Max nakliye sektöründe çalışıyor. Ve zaten yurt dışında başka bir yani %80'inden fazlası esasında çekici kategorisinde ürünlerin. Buradaki şeyi dediğim gibi işte Rusya'da, Avrupa örneklerinde, Türkiye'de çok çeşitli müşterilerle yapılan fokus gruplar, ürünün çeşitli aşamalarında yapılan, tekrar eden, tasarıma yönelik olan, ürün özelliklerine yönelik olan, müşteri alanlarından gelen ihtiyaçlar bir bilgi havuzunda toplanıyor. Ve bir karar veriliyor esasında. Ford Trucks'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi şuydu. Müşterilerden gelen. Şimdi kamyon piyasasında yedi kız kardeşler diye bir terim vardır biliyorsunuz. Yedi kız kardeşler yedi ana markayı temsil eder. İşte Mercedes, MAN, Volvo, Iveco. Scania sayamadım belki. Scania. Evet. Orada kaldım. Neyse yediler yani. Onlar yedi tane. Biz orada yani sekiz yani bu yedi kız kardeşten biri değil. Sekizinci bir marka olmakla ilgili bir şeyimiz oldu. Ve biz esasında ödenen paranın ederini yani biz her yükte birlikte mesela marka vaadi Ford Trucks'ın bu hem ürün anlamında hem maliyet anlamında biz o kalitede yani işte Mercedes, Volvo kaliteli olarak düşünen ve kaliteli olan tabii ki ürünler bu ürünlerin aynı kalitede üretilmişini çok daha efektif bir bütçeyle almalarını sağlıyoruz müşterilerin. Ve o yüzden de her yükle birlikte diyoruz. Yani burada ürünün çıkarılma aşamasında aldığımız geri bildirimlerle biz mesela tasarımda çok büyük değişiklikler yaptık. F-Max'in içi çok geniştir. Evet. Bu genişliğiyle de oldukça önemli bir içgörüye sahip tip. Çünkü biz şunu duyduk. Ülke bağımsız, şey bağımsız, herkes o aracın içinde yaşıyor. Dolayısıyla yaşam alanlarının bu anlamda onlara gerekli hizmeti, gerekli ne diyeyim altyapıyı sunmasını, konforu vermeleri gerektiğini söylüyordu herkes. Dolayısıyla da çok ergonomik bir tasarımı var, çok geniş bir tasarımı var ve reklamını hatırlarsanız içinden en son boğa at falan geçiyordu, at geçiyordu bir tane. Dolayısıyla hani, çok ferah. Evet evet, o anlamda müşteri bizim için merkezde. Bu tip tasarımlarda. Aslında tabii, kamyonun yanında bir yerde sözünü kesmiş oldum. Böyle mini karavan gibi bir şeyle tasarlıyorsunuz aslında arka planda. Yani yatağı, buzdolabı, işte tabii. Şarj alet yerleri vesaireler falan farklı gözler, cepler. Yani çünkü orada dediğiniz gibi şoför aslında orada yaşıyor. Yani muhtemelen evinden daha çok o kabin içerisinde geçiyordur hayatı. Kesinlikle. Hani bu anlamda gerçekten çok önemli o kabin içi şoförler için. Şeye bakmak da lazım. Biliyorsunuz biz F-Max'i Hannover Fuarı'nda lansmanı yaptık ve bir Türk üretimi olarak International Truck of the Year ödülünü aldı. Bir Ford'un 1986'dan sonra aldığı ilk ödüldü. Çünkü Ford çok fazla üretim yapmıyordu Trucks tarafında yani ağır ticaride. Uluslararası bir ödül. Ve şöyle söyleyeyim size, orada F-Max'le beraber lansmanı yaparken F-Vision diye bir model de
bir konsept kamyon da yapmıştı ürün geliştirmedeki arkadaşlarımız. Onun mesela iç tasarımı tam söylediğiniz gibi. Çünkü o bir otonom araç. Elektrikli ve otonom bir araç. Şeyimiz o, konseptimiz o. Dolayısıyla o alan tamamen sizin söylediğiniz bakış açısıyla yapıldı. Yani bir evin oturma odası gibi o konforu sunabilecek tarzda bir yaklaşımı var. Oluştu. Bakabilirsiniz. F-Vision'ın şeyleri merak var. Söyleşten sonrasında inceleyeceğim onu da. Bakabilirsiniz. Özel ilgimden dolayı da. buyurun. Yok, müşteri deneyimiyle ilgili olan tarafta. Evet, aynen, biraz aslında oraya gelmek istiyorum. Hani sizin departmanınızda neler yapılıyor? Şöyle, yeni, çok yeni mi bilmiyorum ama işte herhalde 20 yılı aşkın bir geçmişi var esasında bu söylemin, müşteri deneyiminin. Dolayısıyla bizim açımızdan, özellikle bizim gibi ederi yüksek bir mal satıyorsanız bu deneyim hikayesine gerçekten önem vermeniz gerekiyor. Esasında her şey için geçerli ama hani otomotiv sektörü bu konuyu biraz daha önceden şeyini almış, skobunu almış, kapsamını almış bir sektör. Şunu söyleyebilirim, biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız şey esasında müşterilerimizin bizimle olan bütün temas noktalarını denetim altında tutuyoruz. Yani şöyle demek, denetim çok doğru olmayabilir ama kontrol altında tutuyoruz, nabızlarını tutuyoruz. Yani müşterilerimize soruyoruz, bizden ne kadar memnunsunuz? Yaşadığınız tecrübeden ne kadar memnunsunuz? Niye memnunsunuz? Niye değilsiniz? Bizi ne kadar tavsiye edersiniz? Ve bunu bir yolculuk gibi düşünürseniz, müşterinin bizimle birlikte çıktığı bir yolculuk olarak düşünürseniz, bunu ucundan, bir ucundan bir ucuna kadar tasarlıyoruz ve temas noktalarımızı belirliyoruz müşterilerimizle. Temas noktalarımıza ilişkin kontrollerimizi yapıyoruz ve sürekli bir iyileştirme halindeyiz. Süper. Yani müşterilerimizden aldığımız içgörüyü, onların sesini tekrar sistemin içine, sürecin içine yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken araştırmalar bizim en büyük desteğimiz ama tek kaynağımız değil. Her zaman bayilerimizi, çünkü bayilerimiz bizim ön savaşı veren insanlar. Evet, ön cephemiz. Ön cephemiz. Dolayısıyla bayilerimizin görüşünü de alıyoruz, müşterilerimizin görüşünü de alıyoruz. Şunu söylemem lazım. Müşteri deneyimi açısından iç veya dış müşteri diye bir şey yok bizim için. Çünkü onlar da, yani bizim iç müşterilerimiz de esasında parasını veriyorlar ve o ürünü satın alıyorlar. Dolayısıyla bizim için bütünleşik bir süreç ve bütünleşik bir kitle tanımı var karşımızda. Önemli olan şeylerden bir tanesi de bizim yaptığımız süreç tasarımlarının evrilmesi ne sağlamaya çalışıyoruz. Biz şu anda bunun altyapısını çalışmaya gayret ediyoruz. Yani dijitalleşmeye çalışıyoruz, açık söylemek gerekirse. Kontrollerimizi dijital kaynaklar üzerinden, işte bir bütünleşik kanal yönetimi, sürekli bir geri bildirim durumunu, bunun döngüye, bir döngüye bağlanması bu aksiyonların. Dolayısıyla bizim yapacak çok işimiz var. Çok hızlı, evet, ilerletmeye çalışıyoruz. İşimiz veri esasında. Yani aslında tabii en ki, doğru veriyi ve anlık olarak alabilme. Bundan sonraki aşama şu esasında, araştırmalar belki bize çok yardımcı oluyor ve belirli bir sürede yardımcı olmaya devam edecek ama esasında veri sadece müşterinin bize söylediği şeyde değil, müşterinin kendi tercihlerini de tahminlemekle ilgili de bir şey. Dolayısıyla biz bir yandan da öngörülebilir bir analiz altyapısı da kurgulamaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli bir konu müşteri deneyimi. Yani endüstri mühendislerine tavsiye ederim. Değil mi? Varsa, evet. Ya özellikle güncel teknolojilerle beraber aslında bu çok daha objektif ya da daha doğru yapılabilir noktaya doğru kayıyor gerçekten. Zaten biz pazarlama deyince aslında sistem bütüncül bir pazarlama yapıyorsunuz şu anda. Benim anladığım kadarıyla anlattığınızdan. Tabii. Hani pazarlama hep şey gibi anlatırsın. Bir sayı doğrusu gibi düşünecek olursak sıfır noktası aslında satış noktası. Hani onun evveliyatı var. Hani işte az önce konuştuğumuz hedef kitle ne ister, ne bekler. Ona göre Ar-Ge'nin yapılması, tasarlanması vesaire. Sıfırda üretilip satıldıktan sonrasındaki o artı sonsuza doğru giden kısım da aslında işte
sürekli bu sizin yaptığınız aktif bir şekilde zamanla beraber sürekli feedbacklerin alınması, onların istek ve beklentilerinin karşılanması süreci. Bu yönden de bence süper. Tebrik ederim yani, çok güzel. Şeyi merak ettim ben aslında size anlatırken. Bu araştırmaları yaparken neuromarketing kullanıyor musunuz? Yok, hayır. Kullanmıyoruz. Ama yani bizim birazcık şeyimize uymuyor. Biraz daha pazarlama tarafında belki daha çok fayda sağlayacak bir şey. Bizim ama bunun şeyini bakıyoruz açık söylemek gerekirse. Hani özellikle belirli temas noktalarında bunu kullandırabilme, bunu kullanma, geri bildirim alma nasıl olur diye. Sosyal medya bizim için çok önemli ve yeni bir mecra esasında. Veri orada hazır. Yani sizin bir müşteri olarak tabii kitle de, herkes orada ve belirli bir şeyle de hareket ediyor bu kitle. Belirli bir rezonansla da hareket ediyor ve bu takip edilebilir bir şey esasında. Evet, aynen. Çünkü gönüllülükle oradayız. Yani birinin Instagram hesabını takip ettiğinizde, işte bir de LinkedIn'a baktığınızda esasında yaşamının bayağı böyle bir 90-180 derecelerini observe etmiş olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim açımızdan reel hayat donelerini bulmak. Çünkü insanların karar verme mekanizmaları çok rasyonel işlemiyor biliyorsunuz. Bazı şeyleri niye o şekilde karar verdiğimizi bilmiyoruz. Karar veren de bilmiyor. Karar veren de bilmiyor. Ki işletmeler daha bilmeye çalışıyor bir yandan da. O daha da zor. Yani burada çok ciddi bir tahmin oyunu oynuyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani o tahmin oyununu doğru şekilde oynayabilmek için verinin doğru noktalardan alınması ve çoklanması gerekiyor. Yani kişiye özel çok fazla veriyi toplamanız gerekiyor ki oradaki karar mekanizmalarını, tabii karar mekanizmalarını etkileyecek doğru içeriği üretebilmeniz açısından. Dolayısıyla bu yani ucu çok açık bir konu, müşteri deneyimi. Ve şöyle söyleyeyim, her fonksiyonun kendi tabii ki ağırlığı var ve şeyi var ama müşteri deneyimini ben şöyle tarifliyorum. Müşteri deneyimi bir kalp gibi. Ve operasyonun tam ortasında oturuyor. Çünkü müşteri operasyonun tam ortasında oturuyor. Ve biz sürekli olarak kan pompalıyoruz ve gelen kanı alıyoruz. Yani kötü kanı temizliyoruz, tekrar gönderiyoruz. Temizliyoruz, tekrar gönderiyoruz. Güzel metafor olmuş. Dolayısıyla evet, ben bu metaforu çok seviyorum. Bir arkadaşım söylemişti. Dolayısıyla hani onun da şeyini almayayım. Kendi fikrim değil, onun metaforu. Dolayısıyla evet, ben bunu kullanıyorum. Evet, çok bence çok doğru bir metafor çünkü. Aslında pazarlama literatüründe de black box diye geçer o kısım. Evet. Daha çok belki siz de biliyorsunuz. Yani tüketici davranışları modellerinde genelde hani black box olarak, hani black box da tüketicilerin zihni olarak tanımlanır. Hani buraya bir veriler giriyor. Yani işte reklam giriyor, promosyon giriyor, etrafından, influencerlardan gelen bir şeyler giriyor. Kendi içerisinde proses ediliyor ve bir çıkış oluyor. O çıkışta karar sonucuna varılıyor. Aslında işletmelerin de hani az önce konuştuğumuz gibi tüm yapmaya çalıştıkları şey bu black box'ın içinde ne oluyor da o karar çıkıyor. Bize de bir yer var mı orada? Evet. Bu da gerçekten çok zor. Yani işiniz gerçekten çok önemli ama bir o kadar da zor. Yani hayatta dediğiniz gibi çoğu kolay olan bir şey var mı? Çok da yok aslında diyebiliriz aslında. Doğru söylüyorsunuz. Hiç yok. Doğru. Emek vermeden olmuyor. Asla. Yani bazen tüketicilerin bile neden o kararı verdiklerini bilmedikleri, bilinçsiz olmadıkları dönemlerde bile işletmeler aslında onları deşifre etmeye çalışıyorlar. Evet. O kararları nasıl verdiklerini ve biraz da aslında sanırım şey yönlendirebilme başarısı da. Bir şimdi yazarını hatırlayamayacağım ama mutlaka bulursunuz. Akıl dışı ama öngörülebilir diye bir kitap var. Bu konulara yani bu konulara meraklıysanız lütfen okuyun. Yani akıl dışı ama öngörülebilir. Bu esasında mekanizmanın nasıl işlediğiyle ilgili çok güzel araştırmalara dayalı ve gayet akademik altyapılı bir kitap. Yani bu tip şeylere meraklıysanız insanlar nasıl karar verir? Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Aslında hani az önce konuşmuştuk. Hani psikoloji kısmı da aslında tüketici davranışlarıyla çok dirsek temasında olan bir yer. Evet, aynen. Hani o anlamda ben de çok şey hani radarlarım açık mı diyeyim, hani ilgim çok var o tarz alanlara karşı. Sizin yaptığınız iş de aslında çok şey, bilmiyorum işin başındayken nasıldır ama uzaktan kulağa çok eğlenceli geliyor. Eğlenceli çünkü değişken.
Öyle söyleyeyim. Değil mi? Evet, tabii değil. Hiçbir zaman yani sürekli dediniz yani bir radar açma meselesi. Bir kere sürekli açık olacaksınız ve o açıklıkta öğrenmeye çalışacaksınız. Çünkü çok hızlı değişiyor. İhtiyaçlar da insanların ifade ediş tarzları da. İnsan psikolojisinden çok iyi anlamak gerekiyor. Yani insanı tanımak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü insanlar gerçekten hani kapalı kutu. Öyle Kutu. söyleyeyim. Aynen öyle. O Kesinlikle. şeyimiz var. Evet. Kesinlikle. Dan Ariely. Evet. Akıl dışı Aa, Alman dilinde. süper. Bravo. İsmi Evet. okuyamadım ama teşekkür ederiz. Evet. Süper. Aslında bu da tüketicilerin hep hani şey söylenir hani bir kişi sizden bir araç aldı. Hani bu işte trak olabilir, araba olabilir. Eğer tekrardan belli bir o ürün kategorisinde, ürüne ihtiyacı onda eğer tekrar Ford'a gelmiyorsa bu çok ciddi bir aslında şey, kayıp. Kayıp. Tabii ki. Geliyorsa da bir o kadar da kazanç. Aynen. Aslında siz bunu sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani Aynen öyle. müşteri memnuniyetini gerçekleştirip müşteri memnuniyetinin tekrardan repurchase'lere etki etmesi. Bu da bence önemli. Özellikle sosyal bilimler açısından sizin de belki o departmanlarda uzun vadede belki çalışmayı hedefleyen öğrencilerimiz açısından da böyle bir dünya varmışın bence güzel bir Evet. somutlaşmış örneği oldu diye düşünüyorum. Aynen. Kalan yani var olan müşteriyi tutmak fark yaratan taraf. Çünkü Kesinlikle. pek çok yatırımı daha az yapmanız gerekiyor. O yatırım yapmadığınız kadarını esasında gene müşteri faydasına kullanma şansınız oluyor. Dolayısıyla o bir kuvvet. Yani ne kadar Kesinlikle. sizin sizi Sadık tavsiye müşterimiz. eden, size sadık olan müşteri varsa o kadar kuvvetli bir marka ve kuvvetli bir şirket oluyorsunuz. Süper. Bu sadık müşteri deyince aslında aklıma şey geldi. Bu Pareto teoremi vardır belki bilirsiniz. 20'ye 80 kuralı diye geçiyor. Hani bu tabii genellenmiş olan bir yapı da. Hani işletmelerin genel anlamda müşteri portföyünün %20'si satışlarının %80'ini gerçekleştirir. İşte geri kalan %80'i sürekli işte markalar arası geçiş yapan müşterilerde. İşte cirosunun %20'sini gerçekleştirir falan gibi. Hani buna benzer bir veriniz var mı? Hani bizim belli bir kimlik müşteri profilimiz var ve bunlar düzenli olarak bizden hani bu böyle bir gözleminiz, veriniz var mıdır? Yani çok böyle hani rakamsal olarak söyleyebileceğim bir şey yok ama Yani belki sizin rakamsal değil sadece şey söylediğiniz hani gözlem bana anlamında. şöyle bir şey çağrıştırdı. Şimdi tabii otomotiv sektörünün satış yaptığı alan perakende müşteri değil. Dolayısıyla bizim bir filo müşterilerimiz Tabii. var ve Bayağı da bir rakam satışlarımızın tutuyordur. yarısına yakınını filoya yapıyoruz. Hatta ürüne göre de değişir bu oran. Yani işte Ford Trucks'ta %95'i filo müşterisi öyle düşünün. Dolayısıyla buradaki memnuniyeti sağlayıp bu sürekliliği sağlamak Sağlayabilmek. çok önemli. Yani bizim açımızdan bir dediğim gibi bir yüzde vermem mümkün değil ama bu filo tarafında son derece esasında önemsenen bir oran. Süper. Sürekliliği sağlamak ve hani bu satış ödetlerini sürekli olarak esasında belirli aralıklarla, frekanslarla yapmaya devam etmek. Yani binek tarafta çok hani bildiğim bir konu değil, o yüzden yanıltmak istemem sizi. Anladım. Ama sadık müşteri kitlemiz %20'nin biraz üzerinde olabilir. Yani öyle bir Süper. rakam hatırlıyorum ama yanılıyorsam artık affola diyeyim. Ya zaten nokta atışı rakam değil yani genel kanı ama bu otomotivde 120'nin üzeri bence gayet iyi çünkü Evet. kolay da tüketim ürünü değil bu. Yani Hiç. muhtemelen 3-5 yıla bir falan anca en yakın tarihli araç yeniliyorlar. Hani şey bireysel Evet. kullanıcı anlamında Evet. filo Tek tek olarak değil de. sayıyoruz biz onları. Tek tek sayıyoruz o arabaları. Kaç Süper. adet, kaç adet sattık Harika. acaba diye. İsterseniz sorularımıza geçelim. Bir Tabii. tane bir soru görmüştüm az önce de. Ford'un Türkiye pazarında diğer pazarlardan farklı olarak uyguladığı stratejiler nelerdir diye sormuş Seyhan Hanım. Türkiye pazarında mı? Türkiye pazarında diğer pazarlardan farklı olarak neler uygulanıyor? Şöyle söyleyeyim. Mesela bizim pazarlama stratejilerimiz mesela Avrupa şunu ister. Yani Avrupa tabii ki baz ülke, ana şey yönetim. Bir iletişim stratejisi belirler ve bunun uygulanmasını ister. Biz Türkiye olarak hep döneriz deriz ki bir dakika bizim özel bir durumumuz var. Kültürel bir Geri fark var. kalmıyoruz. Evet. Yani bu özel durum bizim satış yapma, reklam yapma şeklimiz de tabii ki yeniden belirliyor. Biz ana iletişim stratejisini takip ediyoruz Ford'un yaptığı.
Ama biz kendimize özgü doneleri de işin içine katıyoruz. Katıyoruz. Dolayısıyla mesela bizim eskiden biraz daha fazlaydı. Mesela bizim pazarımız dizel araç pazarıydı ve sedan araç pazarıydı. Mesela Avrupa'da sedan aracı kullanan yok. Çok. Hep beş Değil kapı mi? araç kullanılır. Mesela ticari araçta bizim minibüs bu servis şeyinden ticaretinden minibüs satışlarımız çok daha fazladır. Avrupa van pazarıdır mesela. Dolayısıyla bu tip ürüne dayalı ve müşteri kitlesine dayalı strateji farklılıklarını hep gözetmek ve özellikle de tasarlayıp uygulamak zorundayız. Yani her zaman farklılaşıyor diyebilirim. Süper. Başka sorulara bakıyorum. Edebiyat okumanız dışında böyle risk aldım dediğiniz bir anınız oldu mu? Çocuk doğurmak sayılır mı? Yok yok. Onlar benim en büyük başarılarım. Yok öyle bir Süper. şeyim yok. Şunu söyleyeyim. Riski esasında yani ben risk alırım her zaman. Her gün esasında alıyoruz o riski. Karar verme, Doğru her aslında. kararı Beraberinde bir riski getiriyor verdiğimizde. zaten. Evet, ama hani böyle bu işi bırakayım, hani başka iş yapayım falan gibi bu tip kariyer riskleri ise Evet, kariyer anlamında. onu soruyorlar diye ben de anladım ama şunu şöyle söyleyebilirim. Bir arayış içerisinde olmadım. Bana gelen teklifler oldu ama o teklifleri değerlendirme aşamasında hani terazi, mantıklı bir değerlendirme yaptığım durumda onu gerçekten alınmayacak bir risk olarak gördüm. Öyle söyleyeyim. Yani burada koyduğum emek, birlikte çalıştığım insanlar, çalıştığım ortam, çalıştığım şirket, gördüğüm gelecek. Değil mi? Bunları şey yaptığınız zaman, değerlendirdiğiniz zaman o riskleri katlanılmayacak Almaya riskler değmiyor. olarak değerlendirdim. Bunu yani çok sık yapma gereğini de hissetmedim. Ama yani sonuçta hani iş hayatı boyunca yani o profesyonel hayat boyunca çok her yılınız farklı geçiyor. Benim yeni çalışmaya başladığımda yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi görüşünü sınırlamak. Yani bu söylediğim öyle anlaşılmasın. Yani ben mesela çalışmaya başladım özellikle üniversiteyi bitirdikten sonra işte daha yoğun olarak full time işe başladıktan sonra ben o dönemi şey diye hatırlarım. Yani gözümü kapatmışım ve işe odaklanmışım. Halbuki o göz her zaman açık olacak. Yani Değil mi? profesyonel kariyerinizde hiçbir zaman şirket değiştirmenize gerek yok. Yani dışarıda olsun demiyorum. Gözünüz açık olacak fırsatlara. Şirket Değil mi? içinde, şirket dışında o riskleri sürekli olarak kendi açınızdan Almak lazım. değerlendireceksiniz. Çünkü başka türlü ilerleme kaydetmek mümkün olmuyor. Değil Yani mi? ben Otosan içerisinde yani bu bir şey değildir. Yani Ford Otosan'da çalıştığım süre boyunca işlerimi hep kendim açtım. Yani şu Süper. anlamda söylüyorum. O işe gerekliliği çoğu senaryoda hep kendim belirledim. Yani ve bunun gerekliliğini kanıtladıktan sonra o görevi aldım. Süper. Yani o yüzden lütfen ne olursa olsun hazır diye bir şey yok. Ne kadar profesyonel, ne kadar kurumsal bir şirket olursa olsun ihtiyacı gösteren, ihtiyacı doldurabileceğini kanıtlayan mutlaka bir yerlere gelecek. Onun hakkı olacaktır. Öyle söyleyeyim. Süper. Sanırım başka sorumuz yok. Gonca'm ben çok keyif aldım. Ben de öyle. Sohbetten. Hani Çok çok teşekkür güzeldi. ederim. Hatta uzatmak da isterim ama bir genel şeyimize Aykırı. Zaman evet aynen planına. evet zaman planımıza Evet. formatımıza diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok Ben sağ teşekkür olun. ediyorum. Zaman Adana'ya ayırdınız. Teşekkür sevgiler ederiz. Çok sağ olun. hepiniz. Bizden de selamlar, Adana'ya en sevdiğim saygılar. yerlerden biri. Sadece Aa kebap süper. için değil. Çok severim. Her zaman bekleriz. Şu Nehir pandemi süreci kıyısı bittikten olması sonrasında yeterli. değil mi? Evet, Belki evet. Portakal Şey Festivali'ne gelirdiniz ya da geliyor muydunuz Ya bilmiyorum ama hiç bu fırsatım pandemiden olmadı. kaynaklı. Hiç fırsatım İnşallah olmadı seneye ama pandemiden kurtuluruz da seneye bekliyoruz o zaman. İnşallah. Çok sevdiğim Çok bayilerim var, keyif çok alırsınız. sevdiğim arkadaşlarım var Ya, Adana'da. süper. O yüzden sık sık geldiğim bir yer, inşallah gelirim. İnşallah. Orada da Hatta inşallah şu görüşürüz. pandemi süreci bittikten sonra belki fiziksel bir konferans da yapabiliriz. İnşallah, Sonrasında. inşallah. İnşallah Sevinirim. bekleriz. Seve seve. Çok teşekkür Çok ediyorum. biz çok Herkese teşekkür iyi ederiz. Çok çok sağ akşamlar. olun. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Sağ olun. Görüşürüz. Bay İyi bay. günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.